Kamuoyu araştırmacısı, kendisi Skype'la katılacak bugün. Sayın Akaltun, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür Size de ederiz. hayırlı olsun. Keyifle izleyeceğiz. Çok çok teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. O zaman izniniz olursa konuşacak çok fazla konu var. Türkiye olduğu zaman ülke konu çok fazla oluyor ama biz en önemlisinden başlayalım. Seçimler yaklaşıyor. Çok az bir zaman kaldı. Üç konuma da aslında genel anlamda her iki kanat içinde, iktidar ve muhalefet içinde seçim çalışmalarını şu ana kadar nasıl değerlendiriyorsunuz? İsterseniz eğer izniniz olursa Akaltun'la başlamak istiyorum. Tabii. Daha sonra sizlere söz vereceğim. Sayın Akaltun, İstanbul, İzmir, Ankara ve Hatay başta olmak üzere genel anlamda nasıl buldunuz çalışmaları, seçim çalışmalarını her iki taraf içinde? Yani öncelikle seçim çalışmasının ülkemizde eski heyecandan uzak olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye'nin hemen hemen her yerinde o alışkın olduğumuz yoğun seçim kampanyaları oldukça düşük seviyede gidiyor. Bunda tabii ki birkaç faktör var. Birincisi bir genel seçimden yeni çıkmış olmamız insanları seçim anlamında bir miktar yormuştu. Siyasal partiler almış olduğu oy oranları ve süreç bilindiği için çok fazla yeni bir heyecan yaratmadı. İkincisi aday tespit süreci ilk defa bütün partilerde gecikti. Normalde 3 ay 4 ay önceden aday adaylığı süreci olurdu. İşte AK Parti'de temayül yoklamaları olurdu. CHP'de ön seçimler olurdu. Daha uzun bir süreci kapsardı. Daha yüksek bir tempolu, heyecanlı bir süreç olurdu. Bu defa AK Parti'de çok gecikti. MHP'de, İYİ Parti'de diğer partileri beklediği için biraz ağırdan aldığı için seçim havasına henüz tam olarak giremedik. Belki bu hafta ilk defa adaylar belli oldu. Sağdaki afişleri, broşürü, tasarımı, seçim stratejisini yeni belirlediler. Belki bu hafta sonundan sonra bir seçim havası izleyecekmişiz gibi görülüyor. Tabii İstanbul, Ankara çok özel bir iki yer. Biri başkent olduğu için çok özel ve tüm Türkiye'nin takip ettiği. Diğer İstanbul, zaten İstanbul alan Türkiye'yi alır demişti Sayın Erdoğan. Onun da çok önemli. Finansın, ticaretin merkezi, bir dünya başkenti. Hatay da söylediniz. Hatay herkesin merak ettiği, yani yolda karşılaştığımız kişilerin de Hatay ne olacak sorusunu sorduğu bir yer. Hem depremden dolayı, büyük bir deprem felaketinden çıktığımız için orada seçim sonrasında her partinin farklı beklentisi vardı. Muhalefet Hatay'da aradığını bulamadı. Bir Hatay'da yaşanan büyük bir zafiyet söz konusuydu. Oradaki canlarımızın kurtarılamaması, bir kurtarma zafiyeti söz konusuydu. Her ne kadar uzmanlık alanım olmadığı için çok bir şey söylemek, haksızlık etmek istemem, ancak sıradan bir vatandaş olarak baktığımızda vicdanımız evet burada gereken tam yapıldı diyemiyor. Böyle olduğu için de bütün muhalefet bileşenleri Hatay'da biz Hataylıların bu müdahale eksikliğine, noksanlığına bir siyasal tavır alacağını bekliyordu. Seçim sonucu çok öyle olmadığını gösterdi. Bundan dolayı da ortaya çıkan bir sonuçta muhalefet söylemleri vardı, iktidarın söylemi vardı. Nihayetinde Sayın Erdoğan Hatay'a gittiğinde oy vermeyenin hali ortada gibi, demokraside kabul edilemez, hem insan olarak kabul edilemez hem de siyasi olarak kabul edilemez bir söz söylemiş oldu. Bu nedenle Hatay'da çok sürpriz açık bir durum olduğu kanaatindeyim. Ciddi bir belirsizlik söz konusu. Hem seçmenlerin ne kadarın doğru olup olmadığını çok emin değiliz. Yani kamudan elde ettiğimiz veriler, seçmenlerin ne kadarı orada, ne kadarı göç etti, başka yere kaydoldu, ne kadarı geri gelebilecek, çadır kentlerde oy kullanma sandık güveni alınıp alınmadığı gibi ciddi sorunlara karşı karşıyayız. Ancak İstanbul ve Ankara için baktığımızda İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun daha yoğun bir tempoda, daha istekli, daha iyi bir kampanya yürüttüğünü söyleyebiliriz. AK Parti'de doğal olarak Murat Kurum AK Parti liderinin gölgesinde başladığı için daha sessiz, daha sakin, biraz da İmamoğlu'nu baz alarak bir kampanya yürütüyor. Yine sloganına baktığımızda sadece İstanbul gibi aslında İmamoğlu'nu baz alan bir kampanya yürüttüğünü görüyoruz ki siyasal gündemi, paradigmayı belirleyen kazandığı bir süreçtir siyaset. Bugüne kadar normalde muhalefet Erdoğan'ın peşinden giderdi.
onun belirlediği gündem üzerinden giderek çok beklediği başarı elde edemezdi. İlk defa İstanbul'da AK Parti İmamoğlu'nun peşinden gitmek zorunda kaldı ya da yanlış bir strateji kurguladı. Eğer bunu kurgulayarak gitmişse yanlış bir kurgu, istemeden gitmişse bir çaresizliği gösteriyor. Dolayısıyla bu başlı başına ana kampanyanın ana mottosu bile Ekrem İmamoğlu bir aktör olarak kabul ettiğini, İstanbul dışında ulusal bazda da bir aktör olduğunu kabul ettiği için sadece İstanbul gibi zımnı bir mesaj verdiği kanaatindeyim. Bu anlamda İmamoğlu birey olarak önde, partinin üzerinde bir oy oranıyla doğal olarak önde. Çünkü partinin 2023-14 Mayıs'ındaki almış olduğu oy oranları daha düşük. Ancak zaten İmamoğlu bir muhalefeti birleştirmiştir. Erdoğan karşıtlarını, Cumhur İttifakı karşıtlarını birleştirerek seçimi kazanmıştı. Yine o yolda hızla ilerliyor gibi görülüyor. Ankara'da Cumhur İttifakı adayının eski gücünde olmadığını görüyoruz. Daha yüksek bir beklenti içerisindeydi. Uzun yıllar Keçiören'deki belediye başkanlığı yapması, milliyetçi bir tabandan gelmesi, Mansur Yavaş'a karşı aday yapılmasının ilk aşamada MHP ve milliyetçi oyları konsolide etmede ciddi bir avantaj olacağı beklentisi vardı. Doğrusunu söylemek gerekirse benim de kanaatim o yöndeydi. Ancak adayın eski performansında olmadığı için o MHP oylarında ciddi konsolide edemediği, İYİ Parti'nin oylarında blok olarak alamadığını söyleyebiliriz. Öyle olduğu için de İstanbul ve Ankara'da CHP'nin daha şanslı olduğunu söyleyebiliriz. Ancak Hatay için tam olarak bir şey söylemek şu an için zor. Evet. Yani Hatay'da aslında biraz stratejik bir hata yapıldığını söylüyor Ak Altun. Bilmiyorum katılıyor musunuz? Çünkü orada çok büyük...